dünyada her şey kadının eseridir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözü çok şey anlatıyor aslında. Tüm kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun. Dünya Kadınlar Günü'ne özel, kadınların bilim dalında büyük başarılara imza atmış çalışmalarını sizlere anlatmaya çalışacağım. Tabii vakit kısıtlı olduğundan 4 tanesini konu aldım. Ama unutmayalım ki tüm kadınlar bu dünyada eşitsizliğe karşı ettikleri mücadeleleriyle ve zorluklara karşı duruşlarıyla birer başarı hikayeleridirler. Coraline Archer, gökbilimci. Kendi çapında bir gökbilimci olarak Coraline bir kuyruklu yıldız keşfeden ilk kadındı. Çalışmaları duyulmaya başladıktan sonra William Nastan olarak 1787'de 3. Kral George Coraline'ı bilimsel çalışma için maaş ödenen ilk kadın yaptı. Toplamda 14 yeni nebula, 8 kuyruklu yıldız keşfetti. Günümüzde adı hala kardeşi William Herschel gibi bilinmese de Coraline'ın astronomiye olan katkısı sayısız defa onurlandırıldı. Örneğin 1838'de Kraliyet Astronomik Topluluğu'ndan ilk defa bir kadına altın madalya verildi. Gökbilimin kapılarını zamanının kadınlarına açan Herschel'ın ayda bir krateri ve onun adını taşıyan bir uzay teleskobu bile var. Bilim uğruna ölen kadın, Madame Curie. Radyoaktivite alanında yaptığı çalışmalarla atom altı parçacık fiziğine öncülük eden Curie, uranyum elementiyle 20. yüzyıl başında yaptığı deneylerde atom altı parçacıkların arttırılmış etkinliğini ilk keşfeden kişi oldu. Bu çalışmalarıyla 1903'te fizik, 1911'de ise kimya alanında Nobel ödülüne layık görülen Curie, bu ödülü alan ilk kadın oldu ve yine bu ödülü iki kez kazanan ilk bilim insanı unvanını aldı. Curie ayrıca her 3 yılda bir düzenlenen dünyaca ünlü fizikçi ve kimyacıların bir araya geldiği Solvay konferansına katılan ilk kadındı. Bilimsel çalışmaları sırasında aşırı radyasyona maruz kalarak kan kanseri olan ve bu nedenle hayatını kaybeden Madame Curie, bilim uğruna ölen kadın olarak tarihe geçti. HIV virüsünü tanımlayan bilim kadını, Bahre Sunusi. HIV'in AIDS hastalığına yol açtığını keşfeden kişi olarak tarihe geçen kişi, Fransız bilim kadını Bahre'de bilim tarihinde çığır açan kadınlar arasında yer alıyor. AIDS'e bir mikrop veya virüsün yol açıp açmadığını anlamak üzere 1983'te kurulan bir araştırma grubunda yer alan Bahre, yalnızca 2 haftada varsayımın doğru olduğunu keşfetti. Bu virüse insanın bağışıklık sistemine hasar uğrattığı için HIV adı verildi. Yani insan bağışıklık eksikliği virüsü. Bahre Sunusi sonraki yıllarda da AIDS'in tedavi edilmesi ve hastalık etrafındaki gizemin çözülmesi yönündeki çabaların en büyük destekçilerinden biri oldu. Dünyanın ilk bilgisayar programcısı Eddie Lovelace, Cambridge Üniversitesi'nde dönemin önemli matematik profesörlerinden Charles Babbage ile matematik ve mantık alanında birçok çalışmaya imza atan Lovelace, matematikteki yeteneğiyle hocasının dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Babbage için Analitik Makine adlı ilkel bilgisayarı için İtalyan matematikçi Louis'in 1842'de Fransızca yayımladığı inceleme yazısını bir İngiliz bilim dergisi için çeviren Lovelace, kendi notlarına da bu çeviriye ekleyerek yazıyı 1843'te yayınladı. Lovelace, çeviriye eklediği notlarda Bernoulli sayılarının Babbage için makinasıyla nasıl hesaplanacağına ayrıntılı yer verdi. Bu metot, tarihçiler tarafından dünyanın ilk bilgisayar programı olarak kabul edildi ve böylece Lovelace ilk programlamacı unvanına sahip oldu. Babbage için tasarladığı bu makine günümüz bilgisayarlarının temelini oluşturuyor.